Takvimler 1910'u göstermekte. Net olarak biliyoruz 112 yıl önce. Hangi ay bilmiyoruz, hangi gün bilmiyoruz. Tek bildiğimiz saat 3'e 20 var. Fotoğrafın çekildiği saat 14.40. Nereden biliyoruz? Bakın dostlar, Mobese kameralarının olduğu yerde tik dükkanın altında bir saat bulunmakta ve saat 14.40'ı göstermekte. Nasıl bir hatıra, nasıl bir nostalji ama biz saatin kaç olduğunu biliyoruz. Fotoğrafı çeken kim bilmiyoruz. Tek bildiğimiz bu binanın Alman postane binası. Posta Deutscher yazıyor. Alman postane binası. Bugün de hemen şurada bakın Postacılar Sokağı bulunmakta. Alman posta binası ile Postacılar Sokağı sanırım bir bütünlük arz etmekte. Ve insanlar tıpkı bugün gibi bir yerlere koşturmaya çalışıyorlar. 1910 Osmanlı insanının hafızasında Trablusgarp'ın yani Mustafa Kemal Bey'in ve Enver Bey'in ve onun gibi 144 subayın gönüllü biçimde katıldığı, binlerce askerimizin orada vazife yaptığı, Kuzey Afrika'daki son toprak parçasını kaybettiğimiz Trablusgarp Savaşı dışında görmüş olduğunuz, fotoğrafta görmüş olduğunuz insanların zihinlerinde çok da fazla bir toprak kaybı, çok da fazla bir savaş yok. Asıl savaş şu an gördüğünüz 14.40 gününden 2 sene sonra, 3 sene sonra ve 5 sene sonra inanılmaz savaşlara girecek. Ve bu ülke 1922'ye kadar savaş, 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 her yıl savaş yapacaklar. Beyoğlu, İstiklal Caddesi herhangi bir gün, sıradan bir gün, saat 14.40, 1910. Hadi gelin fotoğrafları birleştirelim. 2022 yılında böylesine kalabalık bir istiklal. 1910'lu yıllardaki istiklal de hakkını yemeyelim. Hiç de boş değil. Tıpkı bugüne benzeyen bir kalabalık bulunmaktadır. İki fotoğrafla sizi baş başa bırakıyorum. Takvimler 1900'ü yani günümüzden 122 yıl öncesini göstermekte. Markiz Pastanesi ya da ondan önceki adı ile Lebon Pastanesi. Bedir Rahmi Eyüboğlu'nu, Necip Fazıl'ı, Sabahattin Ali'yi, Peyami Safa'yı, bir dönem Yahya Kemal'i, hatta Nazım Hikmet'i ağırlamış, onlara ikramlarda bulunmuş çok namlı bir mekan bulunmaktadır. Bu topraklar Yahya Kemal'lerle güzeldi, Nazım Hikmet'lerle güzeldi, Peyami Safa'larla güzeldi. İşte o insanlar Necip Fazıl'ın Kafa Kağıdı isimli eserinde anlattığına göre herhangi bir eser yazdıklarında, çok beğenilen bir köşe yazısı yazdıklarında ya da kutlanacak bir şey olduğunda markize gelir, burada eğlenirlermiş. Burası bir yazarlar seremonisi halini alırmış. İşte o günlerden, 1900'lerden bir görüntü. Bu arada Necip Fazıl 1904 doğumlu. Yani şu an elimizde bulunan, sizin ekranlarınızda gördüğünüz fotoğraf Necip Fazıl'ın, burada kutlama yapan Necip Fazıl'ın doğumundan 4 sene öncesine ait bir fotoğraf. Fesli bir insan var. Markiz Pastanesi'nden çıkan kötür şapkalı bir insan var. Ne fesli insan kötü bakıyor şapkalıya, ne şapkalı kötü bakıyor fesli insana. Ne güzel bir toplumsal kardeşlik. Sanırım bizim muhtaç olduğumuz, sanırım bizim ihtiyaç duyduğumuz kardeşlik bu fotoğrafta gizleniyor olsa gerek. Trafiği açık bir cadde, tramvay yolu,
tıpkı bugün olduğu gibi. Yerler biraz çöp. Şu ayrım sanki kaldırımla caddenin arasındaki ayrım gibi. Şuralarda Markiz Pastanesi'nin önünde çöp yığınları bulunmakta. Ve bu çöp yığınları o günlerdeki belediyecilik anlayışının çok da iyi olmadığını göstermektedir. Zaten hatıralarda bu fotoğraftan 12 yıl sonra İstanbul Belediye Başkanı olacak olan Operatör Doktor Cemil Topuzlu İstanbul'un temizlenmesiyle alakalı bir risale hazırlamış. Ev hanımlarına maaşı mukabilinde ev hanımlarını maaş vermek kaydıyla şehri, apartmanlarının önünü temizlemelerini istemiş ve İstanbul'da topyekun bir temizlik kampanyası oluşmuş. Bu fotoğrafın çekilmesinden 12 yıl sonra İstanbul'u ev hanımları, kendi evlerini temizleyen ev hanımları temizlemeye başlayacaktır. Zira görüntüden, tabii 2022'den bahsetmiyorum, görüntüden 122 yıl evvel 1900 yılındaki görüntüden anladığımız kadarıyla bu şehrin biraz temizliğe ihtiyacı var. Biraz ileride Markiz Pastanesi'nin biraz ilerisinde bir köpek var. Hayır bugün değil, 2022'de değil. 1900'de görmüş olduğunuz fotoğrafta bir köpek var. Farkındasınız değil mi? O köpek bile bu şehrin köpeğidir ve bence muhteşemdir. Bu topraklara mahsus olan, bu topraklara ait olan her şey mükemmeldir. Sevgili dostlar, iki fotoğrafla şimdi hadi gelin. 2022'de arkamda görmüş olduğunuz fotoğraf. Ama 1900'de gittiğimizde, yani günümüzden 122 sene önce sizin şu an gördüğünüz fotoğraf, eğer buradan, bu açıdan baksaydınız göreceğiniz fotoğraf olacaktı. ...1930'lu yıllardayız. Yani günümüzden 90 yıl öncesine gidelim. Arkamda Narmanlı Han bulunmakta. 1930 yılında, yani 88 sene önce Narmanlı Han sizin şu an eski fotoğrafta gördüğünüz gibi bir görünüm sergilemektedir. Bu arada Narmanlı Han ismi Erzurum Narmanlı olan bir iş adamından almaktadır. 1900'lü yıllarda, 1910'lu yıllara kadar Narmanlı Han Rus Büyükelçiliğiydi. Ardından ileriye bir yere daimi ve kaimi Rus Büyükelçilik binası yaptılar. Burayı boşalttılar, oraya geçtiler. Bir dönem boş kaldı. Bir dönem Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1918 yılındaki Brest-Litovsk Antlaşması'ndan sonra Çarlık Rusya'da komünizm darbesi yapıldıktan sonra Çarlığa inanmış, komünizme inanmamış Türkiye'ye kaçmış Rusların sığınma yeri. Bir dönem Rus elçiliğinin hapishanesi, bir dönem Bedir Rahmi Eyüboğlu, Ahmet Hamdi Tanpınar gibi ressam ve yazarların ikameti, konutu. Buranın Türk tarihi anlamında dramatik ve trajedik bir hikayesi bulunmaktadır. Takvimler 1876'nın başlarını göstermekte. Sırplar, Bulgarlar, Karadağlılar ve Balkan milletleri hak, özgürlük, musavat diyerek kendi ülkelerini kurmak istiyorlar. Osmanlı Devleti tabii ki toprak bütünlüğü anlamında bunlara müsaade etmiyor. Bunlar da Sırplarla Slavlık anlamında bir bağlantısı olan Rusya'ya, Türkiye'ye şikayet ediyorlar. Bunun üzerine İngiltere'nin Hindistan Başbakanı, Sömürge Başbakanı Lord Salisbury, İstanbul Rusya Büyükelçisi Ivan Ignatyev, Osmanlı Paşalarından Gazi Osman Paşa, Gazi Ahmet Muhtar Paşa ve Mecelli-i Ahkam-ı Şerif doğrultusunda kanunun işletilmesi için hukukçular şurada Narmanlı Han'ın üst katında toplanırlar. Ivan Ignatyev
Slavlara ve Sırplara özgürlük, Bulgarlara özgürlük der. Takvimler 1876'yı göstermekte. Osmanlı uleması ve Osmanlı vüzerası bir millet olduklarını, Osmanlılık şuuru altında bölücülük yapılmaması gerektiğini anlatır ve derler ki biz bir milletiz. Bunun üzerine tam bu caddeden yürüyerek geçen, ellerindeki pankartlarla özgürlük istiyoruz diye bağıran Balkan halkını gösteren, pencerede ayakta durup bir eli cebinde aşağıya bakan Lord Salisbury ve Ivan Ignatiev Gazi Osman Paşa'yı çağırır. Aşağıdakiler sizin gibi düşünmüyorlar sanırım der. Ardından tarihe 93 Osmanlı-Rus Harbi olarak geçecek olan 1877-1878 Ayasofonos Antlaşması ile son bulan Büyük Savaş meydana gelir. 93 Osmanlı-Rus Harbi'nin başlamasına karar verilen yer işte burasıdır. Narmanlı Han'da bir savaşa karar verilmiş ve bu savaş doğrultusunda bu millet pek çok şehit vermiş, pek çok gazi vermiş ve toprak kaybetmiştir. İstiklal Caddesi'nin tünel tarafına doğru giden bu yolda 1940'lı yıllarda yaklaşık 15-20 yıl boyunca metruk olarak kalan Rus Büyükelçilik binasını Erzurum Narmanlı bir iş adamı alır ve adını Narmanlı Han yapar. Yolunuz Beyoğlu'na düştüğünde Narmanlı Han'a uğramadan, içinde bir çay içmeden sakın bu yolculuğu bitirmeyin. Haydi gelin iki fotoğrafla sizi baş başa bırakayım. 2022 görüntü arkamızda olduğu gibi. Takvimler 30'u gösterdiğinde. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.